Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqul vaadil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayolları, ummahatul mu'mininler. Cüveriye binti Haris, raziyallahu anha. Cüveriye anamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup yuvarlışıdan tahminen 3 yıl evvel tuğulgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu anamızga hicretini 5. ya ki 6. yılda uylengen. Demek Cüveriye anamızda bana şu payetteki yaşı 20 atrafı da bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuş ki çıkan payetide. Cüveriye binti Haris bu özünü, kavmini, seyyidini kızıydı. Padişahını kızıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolu gikelip İslam'da kabul kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anamızga üylendi. Cüveriye binti Haris anamızdan raziyallahu anha Abdullah ibni Abbas, Abu Ayyub Ansari, Mücahid ve Abdullah ibni Şaddad raziyallahu anh acma'inler hadislerini rivayet kılışken Peygamberimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Cüveriye binti Haris'ke üylenişliğinin kıssası. Bu anamızga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Mustalik gazatıdan keyin üylendi. Hicretini 5. yoki 6. yılda bulup otgan bu gazat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Banu Mustalik kabilesi hücum kımakçı ekenliğine haberini taptı da en yakşı hımaya hücum kabilede Resulullah özü koşun bilen Banu Mustalik'in üstüge yetip vardı. Maruyası su aldı da tokunaştı. İki koşun arasında cenk oldu. Bu cenk acayibatlar cengi değildi. Çünkü birinci hücumda, birinci hamlede Banu Mustalik sayıdlardan 10 kişi katıl kılındı. Bir hücumda 10 ta sayıda katıl kılındı. Bunu görüp Banu Mustalik kabilesi teslim oldu. Adatta kişi zayıf olsa, naçar olsa, onge hasat kıladiyen hiç kim bulmaydı. Hiç kim işi yok. Endi hasat kıladiyenler kaçan köpeğiydi? Kaçan makir hileler köpeğiydi onge nisbeten? Kuş kuvvet kekirgende, ya ki abur itibarı gibi bu koyan payette, hasat göller payda buladı, düşmeler payda buladı. Buradalar, ihtilaflar adamlar da ortasında gelişme avçiliyorlar. Üç kıl buladı. Tabii ihtilaf. Bu sebebi buna ihtilaftı. İki de ihtilaf kılıyken tamamda yeterli malumat yok buladı. İhtilaf kılışıyken meselesi de. Bu ihtilaf tuturu, şu malumat yeterli bu yandan ki ihtilaf tügeydi. Buna ihtilaf tabii ihtilaf değildi. İkinci ihtilaf tuturu bu hasat, bagi, kör olmasının ihtilafı. Allah Teala aytadı: "Ve mahtalefellezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyan baynahum." Ahli kitablar ularga İslam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hak peygamberi ekeni hakkında hujjat kelgandan keyin fakat özara hasat adavat kılganları sebepliğine talaşıp tartıştılar. Demek ikinci ihtilaflı türü bu hasat buladı. Kör olmasılığı buladı. Üçüncü ihtilaf tuturu bu maktal ihtilaf, bu Müslümanlar da arasında buladığı ihtilaf. Savaplı işlerde bir ikincisinden oz işlik hakkıda. Kur'an yadlaştı, hadiste, fikhte, savaplı işlerde musabakalaştığı ihtilafı. Bu maktalgen, mahmud ihtilaf. Ne mi yaptık bunu? Müslümanlar zayıf, naçar, bopturgen payette bura hasat kımasıdı Müslümanlardı mevkiyeni. Yani kaçanı ki 5. yılda Handak gazatı buldu. Kureyş 10.000 kişini toplam Medine'ye hücum kıldı. Resulullah Handak gazı Medine'nin himaye kılışı mecbur buldu. Handak gazatı nihayesi gitti. Kureyş hiç ne saklamasından kaytip gitti. Şimdi Peygamberimiz dediler: "La yağzunana ba'dal yevm." Bugünden keyin bizge hiç kim hücum kımıydı dedi. Biz endi hücum kılamız dedi. Mana endi İslam küç kuvvetke toldu. Hücum kılışlıkke kuvveti boldu. Mana endi hasat kıladganlarım endi adadı köpeği kaldı. Biz hazır ayet-i bötken üç ala ihtilaf, tabi ihtilaf, mahtal midiyem, yamallan midiyem. Çünkü ayettik, malumatta azlı gütüfeyle adamlar ihtilaf kıladı birbiri bilen. İkincisi, hasat ve adavat ihtilafı, bu yaman ihtilaf.
Endi üçüncüsü maqtovli ixtilof, savoblilarda savobli ishlarda qilingan ixtilof bu maqtalgan ixtilof deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu Banu Mustalik g'azovatiga chiqqanida birodarlar munofiqlar ham birga chiqishdi. Çünkü hazır ettik, Müslümanların bileği güç dolup koyan idi. Müslümanlar küçük kuvvetliğe gibi koyan idi. Eğinde Müslümanlar bulan birge buluşsa münafıklar, cengilerde, çüşken ölçelerde, ölüşlerge ege buluşadı. On geçe çıkış gelmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Mustalik kabilesi Medine'ye hücum kılıçlıkta tergeli körükenlikten haber topdu ve bana şu fitnanı ocağı da ölçülüşünü kalkılıp koşun tarttı bunların üstüge borgen boğuydu. Bana şimdi ganimeler şu yaptı, münafıklar kayırda boladı, ganime borcu oydu. Müslümanlar Banu Mustalik bilen ikile koşun düşgeleyen toknaşken payıttı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyürdüler. Umar'ın Hattab ularga karab durup İslam'ını kabul kılıçlığını takilif kıldı. La ilahe illallah deyler, siz bizden, biz sizlerden bulamız. Bizde kandı hak hukuk ve üstümüzde kandı masuliyet bulsa sizlerden şunu deyip olad dedi. La ilahe illallah deyler, şu kelime bilen canlarıylardı, mallarıylardı sakılap kolasılar, biz kim bulsa sizlerden hoşu bulasılar. Gerçi tılıbına aitip koysayan Peygamberimiz kabul kılı organ. Aytib qo'ydi mi talabalar? Hisob bo'la o'rgan. Ular bosh tortishdi. Musulmonlar hujum qilishdi. Jangni avvalida 10 ta sayyida, mana hozir aytib o'tdik, jangni avvalida qatl qilindi. Musulmonlardan faqat bitta kishi shahid bo'ldi. Endi qabila to'la ligicha musulmonlarning qo'liga o'lja bo'lib o'tdi. Bütün boshli qabila musulmonlarning mulkiga aylandi. Erkak ayoli, qo'y qo'zisi, tilla kumushi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bularga bir lütf bilen, ihsan bilen muamele kılmakçı oldu. Müslüman adam için daim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibret namuna buladı buradalar. Uzat ne sallallahu aleyhi ve sellem? Kalbi şefkat bilen, rahmet bilen tolup taşken idi. Şunun için Allah Teala etken idi de, biz siz ne ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Fakat yine alemlerge rahmet kılıp yubardık. Ve ma arsallâke illa rahmeten lil alemin. Rasulullah bu kişilerini, hazır kol geçişken, asır bulup durgen kişilerini, özünü yaman körmezse de, onlarda küfrünü, şirkini yaman körer idi. Müslüman adam hem şunu diye buluş gerek, roparası durgen adam mı? Milleti, rengi, kaysi kabiledenliği, kaysi memleketlerine karab durup, yakış görüp yaman kör müydü? Roparası adam kim bosayam, kaysi millet vakili, kaysi rengi de bosayam, Müslüman mı? Biraderim de biledi. Eğer kimidir yaman körse, onu günahı, masiyeti için yaman köredi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Basra köçelerde keterken, adamlar bir adamı tepkileşerdi yatkızışı olup. Oğrunun üçleşi ol yanıdı. Burası tepşiyeti oldu. Ey tepkiler ne kadar yapsalar doğdu, bu oğru dedi. Tepkiler onu doğdu, Hasan siz yaman körmüşsün mü bunu doğdu? Men bunu amalını yaman köremen, özünümez dedi. Şunu için, siz bilen biz bir adamı günahı için yaman körükken bulsak, şu günahını taşıgandan keyin birodarımızga aylanışlik kerek. Biz de unaqa mı? Bu baribir. Maçka kirgan bo'ladi, baribir nima deymiz? Baribirga ishonch yo'q bunga. Bu nima kiryapti? Roza olgan uchun kiryapti yoki bo'lmasam bir ishi bor deydi. Namoz o'qisa ham, arog'ini tashasa ham, fahshini tashasa ham shart yaxshi ko'ra olmaymiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarbiye kıyken sahabalar, kanaka buluşken. Badr gazatıda müşriler mağlup oldu. Müslümanlar da koluge 70 kişi asır düştü müşrilerden. 70'te Kureyşli kişiler, müşriler katıl kılındı. Şimdi hem de Mekke ve Medine ortası da asırlarını azat kılıştaki adamla barıp gel yaptı. Mekke'den kiledi, asırlarını azat kılıp getirdi. Safvan ibn-i Umayyat ibn-i Halaf ve Umayr ibn-i Vahb al-Cümahi bu karındaşlar ikilesi Kabe'nin altında oturup şu Kureyş'ten ölgen unuklarını esleşti. Utba, Şaiba, Valid, Ebul Cahil bunlar şimdi Ebul Hakem derdi. Oturup şunda Safvan ümde Umayya onun atasıyla ölgenildi Umayya ümde halaf. Özünün karındaşı Umayr bilen geplaşıp oturarken Umayr'a etti. Eğer dedi karızların bulma gene de
Bollarımı maydaligi sababli köçede xor bo'lib ketishini qo'rqmaganimda, bollarımı tashvishini qilmaganimda Muhammadni bora o'ldirib kelardim dedi. İçide alam yine küdürat kaynap durgen Safvan, sen dedi bora öldür Muhammad'dı. Eğer sen ölüp kesin, yokup kesin, karzi mene karzım, bolları mene bollarım dedi. Bana şu niyet bilen, Umayr ibn-i Vahib kılıçını zaharlap, yelkesi gelip Medine'ye kirdi. Umayr ibn-i Hattab körüp kalıp, bu Allah'ın düşmanı Umayr ibn-i Vahib geldi dedi. Kılıçını alıp, kılıçını bağcını boynuna taşıp uğrap durup, söderip Resulullah'ın alıyor yap geldi. Ya Resulullah, bana Allah düşmanı Umayr kepti dedi gene de, Resulullah onu boşatayım dedi. Hiç çekerak durayım dedi. Çekerak durgeni de peygamberimiz onge ne meyke geldiğine soradı. O ayette Resulullah Mekke'de Safvan bilen ortasında bugün suhbatta ayeti verdi. Kabe'nin aldı oturma değil mi? Ötkenlerini esleme değil mi? Harzim bilen borlarını şikayet kıma değil mi? O boynu gömadı mı? Hemen o ayet vergeni de aşkadu anneke Resulullah da Müslüman oldu. Endi karayın. İman keltirip çıkkandan keyin Ömer ibn Hattab aytadı. Allah'a kasam. Ömer Resulullah'ın aldığı kirgende tonguz ondan göre menge sevimli rağıdı. Şimdi o menge ayrım farzantlarımdan göre yakın rağıdı. Allah için yakışı görgen bular, Allah için yaman görgen bular. Rengi için, milleti için, kabilesi için, başka bir adamla geçinmez. Din için yakışı görgen, din için yaman görgen. Bizden şu sıfat buluşluğu kere buradarlar. Müslüman adam bir adam mı? Şahsiyeti için yaman görmeydi. Onu kıyan günahı, masiyeti için yaman görmeydi. Demek bu Müslümanın adavatı buradalar kafirdi, kafir boğan için, münafıkdı nifak için, asiyini masiyeti için, huzur halavat gibi verip, ısraf kekirip getken kişinin şu ısrafı için yaman görmeydi. Kaçanı ki bu işlerin terk kısa, din diye gibi buradara gelinedi. Eğer bende Allah'a kaytsa, bana şu günahları kılıyken bende. Nida kılıcı Osman'dan turup nida kılarken. Ey halayık, falançını mübarek bat etinler. O Allah bilen kelişi aldı. Günahlardan kayttı, tövbe kıldı, Allah onu keçirdi. Allah da Allah, bendesini keçirgen bosa, bende hız kılarken şu narsanı. Hız kılarken. Allah da Allah onu kalbige keçirgen hakkında bir hısını, tuyğunu yubaradı, payda akıp koyadı. Şunda bende bilen Allah'ın ortasında üns payda boladı. Allah degende közüge yaş geledi. Mescidke kirgende kalbi yumuşaydı. Bola diyor, boynudan bağlayıp gelesiniz buradı mescidke. Boyagi günahtan tavba, kıyan işlerge ökünüş boma genek için kende kirgen bosa şunda çıkıp git oradı. Ama hakiki tavba kıyan adam İbni Hişam rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bani Mustalik gazatıdan kayttı. Bana asırlar Müslümanlarını kolu öttü. Müslümanlarını mülküge eğlendi ular. Kul çöğürüp olup Müslümanlarını kolu ötüp kalıştı. Cüeyre binti Haris bana şu kabilenin padişahsının kızı koşun arası da Müslümanlarda kolu da hali hiç kimge taksim kılıp verilgenmez. Bir ansariyde kolu topşirişti Cüeyre yanımızı. Endi padişahının kızı boyanı için ehtiyat kılıçlığı günge topşirildi. Hala ganimeler taksim kılınmagan. Rivayetler her hal keledi. Abu Haris ibn Zirar kızı Zeynep'ni azat kılıçlığı için fidanı alıp geldi. Akik degen cahaya yetip gelip tri koyanları, aman koyanları yan barıdı. Akik degen cahaya yetip gelip de kızını acilatıp geçtiği için tüyeleri bilen ki gelip. Karab durup hala gibi bir top tüyanı peygamberimizle obarıp berişliği gerek kızını azat kılışı için ikide tüye yakıp aldı. Şimdi aldı da bir tağda rast gelip gelip ekip koydu. Medine'ye girip durup, ey Muhammed, beni kızım sıladı kolilerdeyken bu kızımını azat kılışı için birilerden fida dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala gibi acilatı koyan ikide tüyen kanı dedi. Abul Haris aşhadu anneke Resulullah dedi. Çünkü bu narsanı fakat özlük bilerdi. Fakat Allah haber verişi mümkün idi. Şu sebep onun atası İslam getirdi. Onun İslam'ı tüfeğiyle iki de oğlu ve kavmadan bugün bir kança billek yiyen kişiler hem iman getirdi. İbn-i İshak'ı vaat kıladı. Ayşe anamız raziyallahu anhadan Resulullah Banu Mustalik gazattan çıkan ölçelerini taksim kıbirdi.
Cüeyriye binti Haris, padişahının kızı, Haris ibn Kays isimli kişinin nasibesine düştü. Cüeyriye anamız padişahın kızı, bana şu Haris ibn Kays ile kelişi aldı. Men senge falan miqdarda mal topu veremen, meni azat kılasan. Bu sahabi razı oldu. Çünkü bu kavmini sayyidi, padişahı kızı, kadir kıymeti, kerameti balan. Demek Cüeyriye bint Haris, ona bunca mal dap gelip veredi, onu sayyidi, onu azat kılıp yuvaradı. Cüeyriye bint Haris, bana şu işte peygamberimizden yardım soramakçı oldu. Ayşe anamızı müracaat kıldı. Resulullah menge yardan birsin. Ayşe anamız rivayet kıladı. Men ya Resulullah, Cüeyriye bint Haris keldi. O kavmini sayyidi, padişasını kızıyken, kelip özünü işi de, özünü azat kılıçlıkta sizden yardım soru yaptı dedi. Yani bu Cüeyriye bint Haris'te atası Medine'ye hücum kılıçlık için koşun tahayyat durgan adamıdır. Aşaddi düşmanlardan bittesinin kızı kelip menge yardım kılıyın deyip durdu. Bir ikinci rivayet bu. Resulullah Rauf-ur Rahim boyan zat. Kulçiliğinden çıkarıp kelamatını saklayıp yardım bir mahşub oldu. Peygamberimiz bana şunu deyip işini yana bitti ayol gelip kıyan edin. Adi ibn Hatam-ı Tayyili sinisi. Müslümanlar Tay kabilesine koşun bulan barıp onlarını işgal kıyanları da Adi koşun ki gücü kaçıp getirdi. Tay kabilesi de Müslümanlar asırlarını alıp kayıt geledi. Asırlarının içi de bana şu Adi ibn Hatam'ı Tay'ını sinis hem buladı. Adi ibn Hatim Tay kabilesinin padişası. Şimdi sinisi Medine'ye geldi. Asır bulup mescidde aldı ki asırlarına koşup koyulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlarda aldığını tüketirken de mescide karab Adi'nin sinisi türüp türüp ey Muhammed men kavmimning sayyidini kızı falancı men Hatamet Tayini kızı men otam vefat etti vafit menge karab duruş gereği boyun adam gayib oldu menge rahim kılayın menge ikram kürsatin dedi. Peygamberimiz karab vafit kim dedi. Adi ibn Hatim akam dedi. Allah ve Resulü'den kaçıp etken kaçar mı dedi. Dedi de ötüp gitti ordu. Adi'nin sinisi ilacı yok inlemeye oturdu. Ertesi gün yine şu manzara buldu. Peygamberimiz ötüp gittiyken de turup yine iltimas kıldı. Ey Muhammed, menge yakşılık kılın, men kavmimni, sayyidini kızımın, vafit gayib oldu, otam öldü, menge rahim kılın dedi. Vafit kim de Peygamberimiz ikinci madde soradı. Adi ibn Hatim, akam dedi. Ha, Allah ve Resulü'den koşup gittiyken kaçak mı dedi, yani ötüp gitti orada. Üçüncü günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötüp gittiyken de indi turmadı. Şunda Peygamberimiz arkasında gereken adam Adi'nin sinisiyle bir işare kıldı. Turup yapayım degen de. Bu Ali raziyallahu anhuydu. Turup boyayı yapın etken de Peygamberimiz senge ikram kürsatamız dedi de azat kılıp Tay kabilesine cönetip vardı. Karin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünü düşmanları bilen bir madde iki madde gebleşerdi de kalbini ülfat kovalardı. Etti ki Resulullah'ın kalbi rahmetke şefkatke tulgen zatıydı. Cüeyriye bint Haris peygamberimizge şunu diye talep bilen geldi. Menge yardan vereyim dedi. Peygamberimiz ettiler. Bundan göre yakşar onlar sana takil okusam ki dedi. Cüeyriye ne mi o da o da? İslam'da az kılışını eğer kabul kısa onge üylenişle yine etti. Rahmetan lil alemin ne cüftü buladı. Ummahatul mu'mininler katarı da buladı. Kıyamet geçe ismi zikir kılınadıyan Pakize, Tahir'e ayarlar kutarıya koşuladı. Ne mi dedi? Razı buldu. Peygamberimiz azat kılıp üyüledi. Keyin, hele kabilesi asırda tutup tanası. Keyin Cüeyriye anamızdan soruşken, özü kavmin mağlup olup, hamması asır bulup durken de, ne mi bunca tez İslam'da kabul kıvardın dedi. Cüeyriye anamız cevap verdi. Bana şu hadiseden üç gün avval tuş görgen edim. Müslümanlar bana mustalik bilen cenk kılıçdan avval 3 gün burun tuş görgen edim. Tuşumda tolun ay, Badr ayı, tolun Badr ayı, Medine'den çıkıp uçup gelip beni koynumge çüken edi dedi. Bana şu işten keyin şu ay Muhammed Aleyhisselam eken de bir tavir kıldım dedi. Allah Teala işare kıyan edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Juvayriya binti Horisni sharafli, karima ekanini, axloqi egasi ekanini ko'rib, islomda arz qildi, taklif qildi. U qabul qildi, payg'ambarimiz unga uylandi. Musulmonlar payg'ambarimiz Juvayriya onamizga uylangani eshitib turib, "Ey, bu payg'ambarimizni Xudo tarafi-yu bu. Ular qayerda hozir?" Payg'ambarimizning qaynata urug'i hammasi asir bo'lib qopti-yu, ozod qilinglar bularni deb turib, hamma asirlarni Banu Mustoliq g'azotdan tushgan butun boshli qabilani ozod qilib yuborishdi. Rasulullohning qarindoshlari bizning qo'limizda asir bo'lib turadimi? Ozod qilinglar deyishdi. Shuning uchun aytilinadi. Alloh Juvayriya sababli Banu Mustoliq qabilasidan 100 ta oilani ozod qildi. Biron bir ayol o'z qavmiga Juvayriya binti Horis o'z qavmiga barakotli bo'lgandek barakotli bo'lganmas. Mana shu onamizni islomi tufayli qabila ozod bo'ldi. Bo'lmasam yo'q bo'lib ketishga keluvdi qabila. Yana bir rivoyatda Imom Zahabiyning Siratul A'lamun Nubala kitobida Rasulullohning qo'lida turgan Juvayriya binti Horisni asir bo'lib turgan otasi kelib ajratvoslik uchun mol taklif qildi. Mana buni fidosida berganida payg'ambarimiz agar men uni o'ziga ixtiyorda bersam, qizingga ixtiyorda bersam, men bilan qolish yoki ketishlik. Agar ixtiyorda bersam, yaxshilik qilgan bo'lamanmi qizingga dedi. Ha, yaxshilik qilgan bo'lasan de, chunki kim asir bo'lib qolishni xohlaydi. Shunda Juvayriya onamizga ixtiyor berilganida Alloh va Rasulini tanlagan edi. Birodarlar, ayol kishini vazifasi Allohning farz ibodatlarini bajarganidan keyin, 5 mahal namozini o'qib, ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlagandan keyingi birinchi ishi erini xizmatida bo'lishlik. Farzandlarini tarbiyasida qoyim bo'lishlik. Juvayriya binti Horis onamiz roziyallohu anha mana shu masalada musulmonlarga, musulma ayollarga ibrat, namuna bo'ladigan ibodatli, ishqotli ayol bo'lgan edi. Bu Juvayriya binti Horis onamizning qissasi. Payg'ambarimiz bekar yetmagan edi. Albatta Alloh menga ashoblarini tanlab berdi. Demak, ashoblarini tanlab berganidek payg'ambarimizga ayollarni ham Alloh taolo tanlab berdi. Chunki aytdik, payg'ambarimizning ayollari Rasulullohni uydagi ishlarini ko'chaga olib chiqish kerak bo'lgan ayollar edi. Rasulullohdan eshitgan, o'rgangan ilmni ummatga tarqatishlik kerak edi. Shuning uchun bu ayollarni ham Alloh taolo tanlab berdi payg'ambarimizga. Xuddi sahobalarni tanlab bergani singari. Juvayriya binti Horis roziyallohu anhu zikrda, ro'zada, ibodatda ijtihodli edi. Sahih Buxoriyni ro'za kitobida Juvayriya onamizdan shunday hadis rivoyat qilinadi. Anna nabiy sallallohu alayhi va sallama dakhala alayha yawmal jum'ati. Juma kunida payg'ambarimiz Juvayriya onamizni huzuriga kirdi. Wa hiya so'imatun. Faqala asumti ams? Qolat la. Qala turidina an tasumi g'odan qolatla qola faftiri. Juma kuni kirdi payg'ambarimiz Juvayriya onamiz oldiga. Juvayriya onamiz ro'zador edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kecha ro'za tutdingizmi dedi. Juvayriya onamiz yo'q dedi. Ertaga tutasizmi dedi. Yo'q dedi. Unda iftor qiling dedi. Ro'zangizni ochib oling dedi. Chunki jumani alohida o'zini ro'za tutib bo'lmaydi. Agar ularni tutayotgan ro'za bo'lsa, bo'laveradi. Payda-pay masalan payshanba, juma, shanba, yakshanba bo'lib ketadigan bo'lsa bo'laveradi, ammo juma kunini xos o'zini roza tutishi mumkin emas. Ya'ni bu onamiz rozada roza tutishlikka qanchalik haris bo'lganligiga bu dalil bo'ladi. Birodarlar, nimaga juma kuni tutilmaydi? Chunki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi. Bu shariat. Bu shariat. Juma biz uchun xos kun. Juma kuni biz uchun birodarlar bayram kun. Biz uchun bayram. Sayyidul ayyom va hajjul hamma biladi buni. Jumaga kelganki odam bu jumlani biladi. Kunlarning sayyidi, miskinlarning haji. Mana shu kunni birodarlar bayram qilishlik kerak. Shuning uchun uy ichlarida ham uy supurish, uy tozalash, kir yuvish shunga o'xshagan uyda katta ishlarini qilishlik durust emas. Bu kunni bir bayramdek o'tkazishlik kerak bo'ladi. Musulmon kishi ham mana shu kuni uyda o'tirishligi yaxshi bo'ladi. Oilasini huzurida oila a'zolarining o'rtasida chiroyli amal bo'ladi. Chunki juma kuni qanaqa kun bizga? Bayram kuni, xos kun, dam olish kuni.
Endi bu degani juma kuni yotish kerak ekan deb tushunmanglar. Hali bu ayollarda uy ichida hali katta hashar ishlar boshlanmagani ma'qul bo'ladi. Har qancha ko'chada qiladigan ishlar bo'lsa qilib, juma kunida oila a'zolar bilan o'tirishlik, mana shu kunda bayram ekanligini, fazilatini gapirishlik mantub ish bo'ladi. Birodarlar, bu sahobiya ayollarni, ummahatul mu'mininlarning hayotini nima o'rganyapmiz? Bir eshitib shunaqa bo'lgan ekan deb qo'yish uchun emas. Bizi musulmon ajdodlarimiz qanday bo'lganligini bilishlik. Ayollarimiz kimga o'xshash kerak? Ularga ibrat namuna qilib berishlik. Payg'ambarimiz aytganlar: "Addibu avladakum ala hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi." Bolalaringizni, farzandlaringizni payg'ambarlarga bo'lgan muhabbatga o'rgatinglar. Payg'ambarning oilasiga muhabbatga o'rgatinglar. Biz farzandlarimizni payg'ambarimizni yaxshi ko'rishiga o'rgatishimiz kerak. Payg'ambarimizni oilalarni yaxshi ko'rishiga o'rgatishimiz kerak. Payg'ambarimizning buyrug'i. Qanday qilib yashaymiz? Qanday bir buni uddasidan o'tamiz? Qanday qilsa shu muhabbatni jala olamiz? Payg'ambar alayhisalom hayotidan lavhalarni gapirib berish kerak. Mo'min onalarimiz hayotda bo'lgan ishni gapirib berishimiz kerak va ularga qanday xulosa olamiz? Shu narsani tushuntirishlik kerak. Chunki o'g'il otaga qarab dunyoni taniydi. Qiz onaga qarab dunyoni taniydi. Otani g'ami qanaqa, bola shuni bolasi. Ena qanaqa, televizor taydami, qiz ham shunaqa bo'ladi. Agar birodarlar, mana shu buyuk insonlarimizni, ajdodlarimizni, buyuk insonlarni tarixini o'rganib, ibrat qilib bolalarga bermasak, bolalar boshqa yerdan ibrat olyapti. Bizga na millati, na dini, na xulqi umuman to'g'ri kelmaydigan odamlarni ibrat qilib berishyapti. Va biz ibrat qilib bermasak, o'zlari ibratni topib olishyapti. Farzand hayotini avvalida kimlarga o'xshash kerakligini bilib olishlik kerak. Kimlardan uzoq bo'lishlik kerak, kimdan ehtiyot bo'lishlik kerak, bundan xabardor bo'lishlik kerak. Qizlarimiz Allohni tanishda, uni to'atida, uni muhabbatiga intilishda peshqadam bo'lgan ayollar, erlarning xizmati, ularning mehrini qozonishda peshqadam bo'lgan ayollar, farzandlar tarbiyasida oliy namuna bo'lgan bu ulug' sahobiyalarning hayotini o'qib, o'rgatib, bundan xabardor qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, qizlarimizni, ayollarimizni mana shu ummatul mu'minlar amallarini qilishlikka muvaffaq qilishini so'raymiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیغمبر صلى الله عليه وسلم نی آیالاری Ummahatul mu'minilar haqidagi darsimizning navbatdagisi Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan roziyallohu anha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zavjalaridan yana biri Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan. Bu onamiz birinchilardan bo'lib islomga kirdi. Eri Ubaydulloh ibn Jahsh bilan Habashistonga hijrat qildi. Ramla bint Abi Sufyanning musulmonlarning orasidagi hurmati, makonati ulug' edi. Shuning uchun Ummu Habiba onamizni inisi Muoviya ibn Abu Sufyonga Muoviyaga qarab aytishardi: "Sen mu'minlarni tog'asisan." Chunki opasi Ummu Habiba mu'minlarning onasi bo'lgandan keyin endi bu kim bo'ladi? Mu'minlarni tog'asi bo'ladi. Birodarlar, ayol kishi Alloh taoloning huzurida oliy bir manzilatlarga, maqomlarga yetishligi mumkin. Uni ayol bo'lishligi mana shu narsadan to'sib qola olmaydi. Minglagan erkaklardan manzilatda, fazilatda yuksak bo'lishligi mumkin. Bu ayni haqiqat. Endi ayolmi, endi hech qachon erkak kishilarga bo'lmaydi. U past bo'ladi degan o'lchov bu johiliy o'lchov bo'ladi. Chunki shunday bir sahobiy ayollar bo'lganki, bular qilgan ishni erkaklar qila olmagan kerak bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan Uhud g'azovatidan qaytar ekan, ana shu sahobiy ayollardan biri otasini o'lgani xabar keldi. Bilasizlar, bu Uhud g'azovatida musulmonlar mag'lub bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari shirinib, tishlari singan. Shayton Muhammad o'ldi deb baqirgan edi. Va mana shu xabar tarqagan edi.
Vaholanki yolg'on edi bu. Ana shu musulmonlardan, sahobiyalardan bo'lgan ayol musulmonlar jang maydonidan qaytib kelar ekan, Rasululloh tinchmi deb so'radi. Otasini o'lgani xabari keldi. Bu ayolning so'zi nima bo'ldi? Rasululloh tinchmi? Inisini vafot etgani xabari keldi. Rasululloh tinchmi deb so'radi yana. O'g'lini o'lgani xabari keldi. Rasululloh tinchmi deb so'radi. Qarang birodarlar, qanaqa musibat ustiga musibat kelyapti, lekin Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatni balatligidan mana shu yaqinlari o'lsa ham Rasululloh tinchmi deb turibdi. Eri o'ldi. Shunda ham bergan savoli erini o'lgani xabari kelganda ham Rasululloh tinchmi dedi. Bu qanaqa ayollar bo'lgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zini sog' salomat ekanini ko'rib joni tinchidi. Payg'ambarimiz oldiga kelib turib, "Yo Rasululloh, siz omon bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa hamma musibatlar hech narsa emas" dedi. Bu qanaqa ayollar bo'lgan ekan. Shuning uchun aytayapmiz, ayol kishi Alloh taoloning huzurida manzilati oliy bo'lishi mumkin. Bu ayni haqiqat. Agar ayol kishi Robbisini tanisa, hukmida qoyim bo'lsa, Alloh taolo bu ayolga yuklagan vojiblarni chiroyli suratda ado qiladigan bo'lsa, albatta erkaklardan o'zib ketadi. Birodarlar, har bir ayol qahramon bo'lishi mumkin. Har bir ayol jannatni 8 ta eshigidan kirishligi imkonini topishi mumkin. Har bitta ayol erkaklardan o'zib ketishi mumkin. Chunki hadisda aytildi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatni halqasini birinchi bo'lib men ushlayman dedi. Shunda bir ayol kelib tortishib, mendan avval kirishni xohlaydi. Payg'ambarimiz aytadilar, men aytdim, "Ey Jibril, bu kim?" Jabroil alayhissalom javob berdi, "Eri o'lib, farzandlari bilan qolgan va shu bolalarini deb turmush qurishni tark qilgan ayol" dedi. Rasululloh bilan jannatga kim birinchi kiradi tortishyapti. Bu hadis Jami'u Sahirdan Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Demak, ayol kishi Alloh unga yuklatgan vazifalarni chiroyli ado qiladigan bo'lsa, albatta erkaklardan o'tib ketadi. Albatta ancha muncha erkaklardan o'zib ketadi. Demak, birodarlar, ayol kishi ham erkak kishining singari taklifotlarda yelkasiga qo'yilgan vazifalar, mas'uliyatlarda erkaklar bilan barobar bo'ladi. Albatta, endi ayollarga o'ziga xos vazifalar beriladi islomda, erkaklarga o'ziga xos. Ammo hozir kunga kelib turib, birodarlar, turmushni qarasanglar, erkak bilan ayolning farqi qolmaganga o'xshaydi ayrim holatlarda. Erkak qiladigan ishni ayollar qilib yurganini ko'rasiz ko'chalarda. Ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni erkaklar qilib o'tirganini ko'rasiz. Qayerda? Uylarda. Birodarlar, ayol bu muqaddas. Ayolning o'rni muqaddas. Chunki u ona, u xotin, farzandlar tarbiyasini qiladigan ona, singil maqomida turadi. Endi-chi, hozirga kelib birodarlar, ayol kishi tovar bo'lib qolgan. Ya'ni tijorat mollarini o'tkazishlik uchun asbob bo'lib qolgan. Ya'ni har qanday sotmoqchi bo'lgan narsangiz ustiga yarim yalang'och ayolning suratini qo'ymasangiz, sotilmaydi. Qo'ying shunaqa suratda, matoyis nima qiladi? Ajoyibda pechkani ko'rsasam bitta ishton turish kerak. Zonti sotish kerak bo'lsa bitta ishton turish kerak. E'tibor beringlar-da, ko'zimiz o'li bo'ldi. Ko'zimiz o'rganib bo'ldi. Bu narsani ma'siyatligini qabul qilmaydi. Surat yo'q ekan hech yerda shunaqa. Ayollarda birodarlar, ana shu o'zlarini tijorat mollarini o'tadigan asbobga aylantirib oldi odamlar. Ayolning ishi bo'lmasa-da, ayolning o'rni bo'lmasa-da. Musulmonlarga Makkada aziyat kuchayib ketganidan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishlikka ruxsat berdi. Xohlasanglar, hijrat qilinglar. Dinini saqlab qolish uchun yurtini tashlab chiqib ketganlar qatorida Romla bint Abu Sufyon o'zini eri Ubaydulloh ibn Jahsh bilan boradi. Bu ikkalasi Habashistonga hijrat qildi. Birodarlar, biz musulmonlar orasida yashaymiz. Masjidlar ochiq. Namoz o'qishlikka hech kim qarshilik qilmaydi. Uyingda o'qiysanmi, masjidda o'qiysanmi, o'qir. Darslar qoyim, xutbalar doimiy bo'lib turibdi. Islomiy kitoblar serob. Ammo birodarlar, shukrni ado qilyapmizmi? Xohlaganingcha o'qi, xohlaganingcha amal qil, xohlaganingcha ibodat qil. Ammo sahobalarga qanaqa bo'lgan? Namoz o'qiganligi uchun o'ldirilgan ular. Dinlarini saqlab qolishligi uchun yurtini tashlab chiqib ketishlikka Habashistonga hijrat qilishlikka majbur bo'lgan. Ular islom yukini ko'targan.
Ular İslam'da kötergen, bizi İslam köter yaptı. Ramla binti Abu Sofyan, meşakkat. Bana şu hicrette yol boladıgan, hicret meşakkatlarında hammasını köterdi. Ayrıca Rabbim Allah deyip koyganıydı bu Müslümanlarına. Dinige bemalol amal kılışı için yurtunu taşap çıkıp gelişirken mecbur buluştu. Bana şimdi bir hicret kılıp, yurtudan acılalıp, musibet çekip durgan Ümmü Habibe'ye yana bitti musibet geldi. Eri Ubeydullah İbni Cahş murtad bulup gitti. Habeşistan'a borganı da Nasrani dini ötüp gitti. Adamlar İslam'a kirip, İslam dini, adamlarla köpeyip, top top adamlar İslam'a kirip durgan payıttı. Bana şu Habeşistan'da padişahı Neccaşi İslam'a kirip durgan payıttı, murtad buldu. Arahurlik'e belip gitti. Bana şunun akıbatı da öldü. Buradalar ayol kişi için en yakın insan bu onun eri. Ramla'nı, Ramla binti Abu Sofyan'ın eri dinden kayttı. Arahurlik gibi ötüp gitti bu albette katta musibetidi. İbn-i Sa'd, İbn-i Umar İbn-i Sa'dil Umavi'den rivayet kıladı. Ümmü Habibi anamız aytadı. Tüşümde erim Ubeydullah'ını cüde hunik görünüşte körüp korkup gittim. Uyganıp karasam dininden kayıtıp getirdi. Onge düşümden ayeti verdim. Ama o bunge parva kılmayı Arak'a verilip gitti. Arakhorlik sebebi öldü. Şundan keyinle düşümde bir kele uçu kelep menge ey mumullarının anası deyip hitap kıldı. Köreyim buradalar. Eri öldü. Murtad bolu öldü. Tüşü de keleyken başarat beri yaptı ki siz Muhammed Aleyhisselam'ın ayalı bulasınız. İddam tügeşi bilen deydi Ümmü Habibi anamız Neccaşi'nin elçisi beni aldım ki kirişlikki izin soradı. Müslümanlar Habeşistan'da Neccaşi'de himayesini astıda Ümmü Habibi'nin iddiası tügedi Neccaşi'den elçi gelip kirişlikki ruhsat soradı. Bir cariye kirdi, kirip padişah sizge sizin nikahınızda vakil boladigen kişinin tayinleşinizini aytti. Sizi nikah hutbasızda sizi vakiliz bulanıyor adamını tayinleşsizek yani dedi. Men Halid ibn Said ibn al-As ibn Umayyani vakil kılıp tayinladım. Cariyege, sövünçüge iki de kümüş bilek yüzüğünü hediye kıldım. Keşkirgende Neccaşi ana şu caydaki Müslümanlarını, Cafer ibn Abi Talib ve başka Müslümanlarını onu huzuruda hazır buluşlukke büyürüdü. Yığıldı Müslümanlar Neccaşi nikah hutbasını okudu. Resulullah'ını üyle koyu yaptı. Kim? Neccaşi. Allah'a hamd etti. Şehadet geltirdi sonra ama ben elbette Resulullah menge mektup yazıp o zatını Ümmü Habibe'ye nikahla berişimle aitipti. Bas men icabat kıldım dedi. Ümmü Habibe'nin mehrige 400 dinarını tayin kılıp onların yerge töktü. Sonra Ümmü Habibe anamızın vakili Halid ibn Said hutba kılıp şundey dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çakırgen narsaga men ham icabat kıldım. Ümmü Habibe'ni Resulullah'a nikahla berdim deyip dinarlarını aldı. Neccaşi onlara tamam kılıp verdi, velime kılıp verdi. Eğer bende Allah'ın razılığı için bir nesanı terk kısa, elbette, elbette dünyaya ahirette Allah bu bendeye o terk kıyken nesasından yakışılığını verdi. Bir yigit, üylenişlik pulu yok, hiç kendine necatam yok, ümitam yok, yürgen payette, zina yol açıladı. Ama Allah için bana şu nefsini tiyedi. Zinadan özünü ihtiyat kıladı. Nefsinden keçedi. Bana şu kıyan iş için Allah da Allah şunu bir cadın bir yolunu verip koyadı. Bitti adam sabah bu kaladı. Hatınligen buladı. Üyligen buladı. İşligen pulligen buladı. Ne mi için veriladı onge? Nefsini tiyenlik için, nefsini sindirgenlik için, Allah için ne medendir keçgenlik için. İsleyelik. Peygamberler tarihinden Musa Aleyhisselam Madyan'a geldi. İkide kızını başka adamlar koylarını sugarayken de koylarını koşmasından çekede turganligini gördü. Karnı aç. Ayakları şınlıp gitken. Yurtudan kuğun güçlüp kayıtken. Halki iki kızlarını karasa koylarını sugarama yaptı. Erkeklerle aralaşmayasla. Sekin barda da halki iki kızı da koyunu sugarıp abarı kaytarıp topşırdı. Amanı dallı kıldı. Sonra darahtağa barıp dua kıldı. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Sahabını iştik koydu.
Birorta qo'ydi shunday olib qolishi mumkin o'g'illik qilib. Nafsidan kechdi, qiyin bo'lsa ham savob ish qildi. Parvardigoro, sen menga tushiradigan xayriyatingga men muhtojman dedi. Atana aytgani yo'q, u muhtojlik nimaligini. Uydamodi, puldamodi, hech narsadamodi. Sen menga nima yaxshilikni tushursan, shu menga muhtojman, shunga muhtojman, shu narsa menga kerak degan edi. Seni menga tushiradigan xayriyatingga muhtojman degan edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldimi? 10 yil mahriga ishlab berasan dedi. Uyli bo'ldimi? Uy ham bor. Joy ham bor. Xotin ham bor. Payg'ambarga kuyov bo'lishlik bor. Shuning uchun ukalar, harom ishdan o'zimizni tiyib voz kechaylik. Nafsimizni tiyib bir narsadan voz kechaylik-da Alloh uchun. Alloh voz kechganimizdan yaxshiroq narsani albatta beradi. Eri murtad bo'lib ketdi, kofir bo'lib ketdi, dindan qaytgani yo'q. Dinida sobit turdi. Qanaqa kuyovni berdi Alloh taolo Umma Habiba onamizga? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb yo'q. Umma Habibaga mana mahr puli berildi. Undan 50 dinorni olib Najjoshini haligi xabar olib kelgan joriyasiga berdi. Oldi, keyin qaytarib berdi hamma yo'qdi. Chunki Najjoshiga borib turib aytdi-da, so'yinchisiga 2 ta kumush bilagi suv beruvdi. Keyin nikohdan keyin 50 dinor berdi deganida Najjoshi urushib bergan edi. Avval olganlaringni ham, keyin olganlaringni ham hammasini qaytarib berasan. So'ngra mana shu joriya keldi, qaytarib berdi. So'ngra ertasiga xushbo'ylarni, atirlarni olib kelib berdi. Umma Habiba onamiz qabul qildi va mana shu xushbo'ylar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'liqdi. Endi Umma Habiba Romla bint Abu Sufyonning otasi. Mana payg'ambarimizning ayoliga aylandi bu onamiz. Otasi Makkadagi Qurayshning eng katta sayyidi, mushrik. Qizi Habashistonda turib, 13 yil yurgan Habashistonda birodarlar. 13 yil Rasulullohga tekkanligini eshitib turib, Abu Sufyon nima dedi? Rasulullohning eng ashaddiy dushmani. U dedi Muhammad alayhisalomni. Malomat qilinmaydigan va talabrat qilinmaydigan kishi dedi. Dushmanini payg'ambarimizga berayotgan ta'rifini ko'ring. Payg'ambar alayhisalomning axloqi naqadar go'zal birodarlar. Hatto dushmanlari 20 yil dushmanlik qilgan Abu Sufyon Rasululloh haqida mana shunday bir chiroyli so'z aytibdi. Albatta u karim odam, bunday kishini talabi qaytarilmaydi dedi. Agar dinimizni dushmanlari va ana shu davrdagi Quraysh mushriklari payg'ambarimizni hayotidan birorta ayib topolganida, albatta buni dunyoga jar solgan bo'lishar edi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sodiqul amin bo'lgan zot edi. Bu sifat u zotga hali payg'ambar bo'lmasdan turib Quraysh tarafidan berilgan edi. Payg'ambarimiz sodiqul amin edi. Eslanglar hijrat qilgan kechasini. Rasulullohni Quraysh mushriklari sehrgar deyishdi, da'vatiga to'sqinchilik qilish uchun. Jinni deyishdi, majnun deyishdi, kazzob deyishdi deb turib, qimmatbaho omonatlari bo'lsa, birorta qo'yadigan joy bo'lmasa, ishlanishli joy. Shunaqa deb payg'ambarimiz bilan kunduz urushib turib, kech payt bo'yi omonatlarni olib berishib, turib tursin senda Muhammad deb. Mana endi Rasululloh hijrat qilib chiqib ketayotganda ana shu omonatlar turibdi. Axloqni qarang go'zalligini. Nima qildi? Bir kuydiraysanglar dedi, dedimi? Shunchi 13 yillik dushmanlik qilishganiga bir adabini beraysanglar dedi, dedimi? Ha biz yeyishlik harom deymiz, yeyish mumkin emas deb ariq qirib yuborishimiz mumkin. Na senga? Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Tolibga har bitta omonatni ko'rsatgan. Mana bu palonchiniki, mana bu palonchiniki, men ketgandan keyin yetkizib berasan deb. Axloqni qaranglar birodarlar. Bu qaysi Quraysh edi? Payg'ambarimizni o'ldirishlikka Darun Nadva yig'ilgan Quraysh omonatlari edi birodarlar. Ana o'rganaylik biz. Ana o'rganaylik. Umma Habiba Romla bint Abu Sufyon 13 yil Habashistonda muhojir bo'lib turishdi. Ular o'zlarining yeridan uzoqda Habashiston yerida 13 yil yashashdi. Aybi nima edi bularni? Robbim Alloh deb qo'ygan uchun yurtidan haydalgandi bular. Habashiston muhojirlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinaga Ja'far ibn Abi Tolib boshligida qaytib kelishdi. Ular bilan birga mana endi mu'minlarning onasi Umma Habiba Romla bint Abu Sufyon ham bor edi. Ular Makkadan dinini saqlashlik uchun shirkdan qochib ketishgan edi. Endi esa islomda ishi yuksalgan birodarlar.
zulüm yok, tecavüz yok, korkmasından ibadet kılışadı. Medine-i Münevvere'ye Resulullah'ın aldığı gelişti. Bu payda Resulullah Hayber gazatını yenip, Yahudilerin üstüne galip olup, cüde katta ölçelerde ege olup durgan payda, ölçeler taksim kılınırken payda, Cafer ibn Abi Talib Habeş muhacirleri bilen Resulullah'ın aldığı geldi. Şimdi Peygamberimiz ettiler. Vallahi la adri bi ayyihima ana asar abi fathi Hayber am bi kudumi Cafer. Vallahi kaysanısı bilen köprü kursan buluştu bilme yapman. Hayber'de fatih bu yanı gelme yok ki Cafer'in ki yanı gelme. Bana Habeşistan muhacirleri ki yanında Peygamberimiz Hayber ölçelerden onları hem ünüş verdi. Bu oranda bir işare var. Burası bir itibar kılışımız gerek. Abu Musa Aşari raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Adamlar bizge sizlerden hicret sebebi ozup gettik diye işarede. Mekke'den Medine'ye hicret kigen muhacirler, Habeşistan muhacirlerine sizlerden biz ozup gitkenmez. Çünkü biz Resulullah bilen bir hicret kigenmez diye işarede. Habeşistan'a hicret kigen ayarlardan Asma binti Umeyiz. Ömer ibn Hattab'ın kızı Hafsa anamızı üyüge kirgeni de, ikelesi turgeni de Ömer ibn Hattab'ın kirip geldi. Ömer ibn Hattab Asma binti Umeyiz'i karab Hafsa anamızdan sordu. Kim bu dedi? Asma binti Umeyiz dedi. Habeşistan muhacirlerden mi dedi? Ha deyip cevap verdi Asma binti Umeyiz. Şunda Ömer ibn Hattab Asma'ya biz sizlerden hicret sebebiyle uzup gittik. Şunun için biz sizlerden göre Resulullah'a haklı rağımız dedi. Sizlerden göre yakın rağımız Resulullah'a. Resulullah'a hicret kıyamız dedi. Sizler ketip koyansılar dedi. Asma binti Umeyiz gazablanıp etti ki vallahi dedi. Vallahi ona kıyamız dedi. Sizler Resulullah'a bilen bir giydiler. O zat sizlerini toydurdu. Cahilleriniz yol görsetti. Biz ise Resulullah'tan uzak yerde nefret ve adavat yerideydik. Bunların hepsi Allah ve Resulü için bu genede. Ta sizi sözünüzü Resulullah yetkizme günümce avukatım yemeyim ben, suam içmeyim ben. Eğer siz etken yaptı, Resulullah tasdıklısa, sizler bizden afzal bosayla Resulullah da huzuru da. Kabul kılın ben. Siz etken sözü koşmayım benim, kem yetirmeyim benim. Resulullah ki şunu diyor, abar yetkizemem. Siz mi dediniz? Sizlerden hicret sebeple ozup gittik dediniz. Resulullah'a barıp menge etken sözünüzü yetkizemen, eğer sizi sözünüzü tasdıklasa onu kabul kılaman, eğer tasdıklamasa ziyada kılmasından gelip sizi yetkizemen dedi. Yani kim Resulullah'a yakın rak? Kim Resulullah'a haklı rak? Sizler ketip kalıp kutulgen sizler. Biz Resulullah'a turdik, Medine'ye billah hicret kıldık. Biz yakın rak mı sizlerden Resulullah'a dedi. Asma bint Umeyiz Resulullah'ın aldığı gelip, ya Resulullah, Ömer ibn Hattab falan diye yaptı dedi. Resulullah siz mi dediniz dedi. Ben falan deyip cevap verdim dedi. Peygamberimiz ettiler. Leyse bi ahak bi minkum ve lehu ve li ashabihi hicretun vahide ve lekum entum ahlus safinati hicretan. Sizlerden göre o menge haklı olmaz. Onu ve onun ashablarını bitti yine hicreti var. Ama sizler ise safine egeleri iki de hicretiniz var dedi. Çünkü onlar Habeşistan'a kıyan hicreti bir de hicret oldu. Habeşistan'dan Medine'ye kıyan hicreti iki de hicret oldu. Demek Ümmü Habibi anamız iki de hicret sahibası hesablanadı. Ümmü Habibi anamız Medine'ye geldi. Resulullah hursançılıkla kütüb aldı. Ve özünün ayarlarını Katar'a da mescidde yapıştırıp kurulayan hücrelerini buraya cihalaştırdı. Medine ayarları hem bu pakize anamızı keliştiğini hursançılıkla kütüb alıştı. Bayram kılıştı. Bu mübarek nikah bilen mübarek bat kılıştı. Tebrikler, tahiyyeler açtı. Sonra Ümmü Habibi anamızın karındaşı Osman ibn Affan canlık soyup velime kıbirdi. Çünkü Osman ibn Affan ham Banu Umeyye'den, Ramla binti Abu Sufyan ham Banu Umeyye'den bugün Abu Sufyan'ın kızıydı. Peygamberimizin başka ayarları Ramla anamızını yakşiliği bilen kütüb alıştı. Ümmü Habibe'ye Peygamberimiz üylenişikten evvel, bir neçe gün evvel Safiye binti Hayay ibn Ahtab'ki üylengenedi. Yani şu Haybar padişahlardan bugün Hayay'ını, kızı Safiye anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye kelime getirip ir yetekgenedi.
Demek bir kısa vakti içinde Peygamberimizin kolada iki hatun buldu. Safiye bint Hayya ibn Ahtab ve Ümmü Habibe Ramla bint Abu Sufyan. Ayşe anamız yaxşı kutu aldı Ümmü Habibe anamızı. Çünkü Ümmü Habibe'ni körgen vakti de neme gelir? Gayrliye kime gelirdi. Bana şu payette Ümmü Habibe'nin yaşı 40'ya yetkeniydi. Şimdi kılıp Ümmü Habibe Habeşistan'daki mehnet meşakkatlerden keyin tinç asuda Resulullah'ın üyüde yaşaştı başladı. 6. yılın ahirlerde Müslümanlar Kureyş bilen tinçlik sulhiga gelişti. 10 yıl uruşmasına gelişti. Bana şu sulhda Müslümanlar ve Kureyş bir kança şartlarına gelişti. Ana şu şartlardan bittesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Suhayl ibn Amr türüp şu sulhunu tüzeyken de şu sulhki güvah boyan kabilelerinin kişileri bu arada. Banu Bakir kabilesinden kişiler turgan idi. Huza kabilesinden boyan kişiler. Sulhunu şartlardan bittesi kaysi kabile bana şu kelişeyken kaysi tarafke ötse bu onu ihtiyarı. Şunda Huza kabilesi Muhammed Aleyhisselam'ın hilfi götürdü. İttifakçılar yelenedi. Banu Bakir kabilesi Kureyş ittifakçıları buladı. Şimdi eğer Huza Banu Bakir'ye Bakir kabilesi hücum kısa Müslümanlar Kureyş'e hücum kıldı. Sulhunu Müslümanlar buzdu buladı. Eğer Bakir kabilesi Huza'a hücum kısa sulhunu Kureyş buzdu buladı. Çünkü kelişken iki taman özünün ittifaktaşlarını işige cevapgar buladı. Bana şu sulh münasebabı olan eskitten devam edip gelirken Huza'a bilen Bakir ortasındaki adava tohtap kaldı. Bu ikili kabile daim birbiri bilen uğraşırdı, daim Bakir kabilesi mağlup olardı. Üçünü alame yürürdü. Mani indi tinçlik, kuzağalık kişiler ham kılıç götürmeye koyan, hatırcamlık, haram hududu da, turuşkanı da, Bakir kabilesinden bugün kişiler, Kureyşlik adamları yordamadı, onlardan bir kançalarını katıl kıladı. Sulh buzuldu. 10 yılge tüzülgen sulh, 2 yılda buzuldu. Mani endi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bu haber yetmesinden turup Kureyş bir adamını cönatıp haber yetmesinden turup sulhunu yengiler koysak Muhammed bu işine sıklamayı kaladı degen manada Abu Sufyan İbni Harp'ni cönatıştı. Sulhunu yengiler muddatını çözüp ki. Lekin onu öyle genişi bulmadı. Çünkü Resulullah'ge haber yetip bu genedi. Abu Sufyan geldi, Peygamberimizden sulhunu yengileylik, müddetini çözeyle deyip sorun yanında Peygamberimiz kabul kılmadı. Abu Bakir gebardı, Ömer ibn Hattab gebardı, Ali ibn Abi Talib gebardı, hiç kim faydası teymedi. Şimdi özünü kızını üyüge kirdi. Ümmü Habibe Ramla binti Abu Sufyan, Peygamberimizin ayalı. Özünü kızını üyüge şimdi kirgeni de Ümmü Habibe atasını körüp durup, tosattan kepka geneden ne makal işini bilmeye kaldı. Çünkü 15 yılda kendi yeni körü yaptı otasını. Otakam 15 yılda kendi yeni körü yaptı kızını. Kızını sarasını geçip oyanı körüp düşündü Abu Sufyan. Çünkü 15 yılı ortada üzülüş var. Şunda inlemezden yerde durgen töşeke oturmak şubu yanı da Ümmü Habibe anamız yürüp barıp durup töşeye taydan tartu aldı. Şunda Abu Sufyan kızıya karap durup bu töşek menge münasip emesliği için tartıp aldınız mı? Ya men bu töşekke layık emesliği için tartıp aldınız mı? Dedi. Yani meni kadırın balatlığı için bu sizge yerleşmeyi yapsın mı? Ya töşeğe kadırı siz için balatmıyor ki menge oturuşlukke layık görmeyi yapsın dedi. Ümmü Habibe ne dedi? Bu Resulullah'ın töşeği dedi. Siz müşrik necessiz dedi. Abu Sufyan kızıdan bu gapni eşitib turib, kızıdan ham bir foyda chiqmasligini bilib, mendan keyin sizga yomonlik yetibdi, dedi-da, noumid holda chiqib ketdi. Mana shu holat Ümmü Habibe uchun juda qiyin holat edi. Chunki payg'ambarimizning boshqa ayollari qarab turishibdi, otasi kirdi, mushrik, nima qiladi? Mushrik bo'lgan otasiga yaxshilik qiladimi? Qanday ish tutadi? Ümmü Habibe bu holatdan chiroyli suratda chiqib ketdi. Endi müşrik atasının hakkıya dua kılışıdan başka iş koludan kemestir Ümmü Habibe anamız. Mekke fatıhı sadır buldu. Abu Sufyan ibn Harb Mekke'nin taşkarısına çıkıp Müslüman koşuna doğru geldi de Kureyşlilerden birinci bulup kelime kilitirip aldı. Bana indi Mekke fatıhı buldu. Abu Sufyan İslam'a girdi.
Abbas ibn Abdülmuttolib aytadi: "Ya Rasululloh, Abu Sufyan faxrni yaxshi ko'radigan odam. Bir narsa berib qo'ying bunga", dedi. Rasululloh aytdilar: "Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Kim Abu Sufyanni uyiga kirib berkinsa, bas u omonda, chunki qo'shin kiradi Makkaga. Kim o'zini uyiga kirib ichkaridan eshikni bekitib olsa, u omonda. Kim haramga kirib berkinsa, haramga kirib olsa omonda, dedi. Rasulullah onu manzilatini joyiga qo'yib qo'ydi. Qareylar da yangi islomga kirdi. Majburan kalima aytdi, lekin Qurayshni birodarlar sayyidi bu. O'ziga yarasha muomala qilishni kerak. O'rganaylik. O'rganaylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini. Odamlarda tutgan mavqeyiga qarab muomala qilishlik ham nima ekan? Ayni sunnat ekan. Makka fathi bo'lganidan, otasini islomga kirganligidan xabar topib, Umma Habiba onamiz juda qattiq xursand bo'ldi. Chunki bu onamizning orzusi amalga oshdi. Makka musulmon bo'ldi, qavmi Quraysh qabilasi musulmon bo'ldi va otasi musulmon bo'ldi. Ibn Sa'd Romla bint Abu Sufyonni vafot haqida shunday deydi: 44-chi hijriy yilda Umma Habiba onamiz vafot etgan. 44-chi yilda. Rasulullohdan keyin yana 30 yilga yaqin umr ko'ryapti. Umri oxirlab qolganda vafoti arafasida Umma Habiba onamiz Oyisha onamizni chaqirtirib, oramizda kundoshlar orasida bo'ladigan narsalar bo'lgan edi. Mana shu narsalar uchun men sizdan kechirim so'rayman, dedi. Oyisha onamiz kechirdi. Shunda Umma Habiba: "Meni xursand qildingiz, Alloh sizni xursand qilsin", dedi. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarimizning o'sha davrda tirik bo'lgan boshqa ayollardan ham kechirim so'radi. Umma Habiba Romla bint Abu Sufyon 44-chi hijriy yilda vafot etdi va Baqiyga dafn qilindi. Birodarlar, ichingizda hajga borganlar bor. Umraga borganlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarining ro'parasida Baqiy qabristoni bor. Ko'zimiz tushgan. Bir eslanglarda, kirganinglarda yoki tashqarisidan ko'rganinglarda. Kimlar yotibdi u yerda? Oyisha onamiz yotibdi. Rasulullohning boshqa ayollari yotishibdi. Rasulullohni sahobalari, Usmon ibn Affonlar, har bittasi qahramon bo'lgan buyuk insonlar. Chunki u asr birodarlar saodat asri edi. Ulug' insonlar yashagan asr edi. Birodarlar, har bir asrda qahramonlar bo'ladi. Mana shu qahramonlar o'zining ishini ko'rsatishligi uchun eshiklar ochiq bo'ladi. Chunki birodarlar, sahobalarning ilohi biz ham ilohimiz. Sahobalarning kitobi biz ham kitobimiz. Sahobalarning payg'ambari biz ham payg'ambarimiz. Har birimiz o'zimizni davrimizda bir qahramon bo'lish imkoniyatimiz bor. Chunki qo'limizda Qur'on bor, sunnat bor, shariat bor. Allohning do'stlarini maqomiga yetishimiz imkoniyatimiz bor. Faqat bitta narsa talab qilinadi. Alloh va Rasulini hamma narsadan ustun ko'rishimiz kerak. O'zimizdan ham, otamizdan ham, bolamizdan ham, hatto o'zimizni havoyi nafsimizdan ham. Qarang, Rasulullohni o'tiradigan to'shagiga otasi kelib o'tiraman desa, Rasulullohni to'shagini shunaqa yaxshi ko'radiki, olib qo'yibdi, otasidan ustun ko'ryapti. Nima uchun? Otasi mushrik edi-da, otasi musulmon emas edi-da. Shuning uchun birodarlar, fosiq, dindan uzoq, itoatdan chiqqan odamlarda do'st tutayotganimiz iymondagi nuqsonimiz borligini belgisi. Qaytarib aytaman, dindan uzoq, itoatsiz, fosiq odamlar bilan do'st tutayotganimiz bizi iymonimizdagi nuqson hisoblanadi. Kimlarni do'st tutyapmiz? Aksincha, taatdagi, taqvodagi, dinda xizmatidagi, ummatda xizmatdagi odamlar bilan do'st bo'lishimiz iymonimiz alomati. Kishi do'stini dinida bo'ladi. Kishi kimni do'st tutayotganiga qarab qo'ysin degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim boy odamni oldida o'tirib, uni boy bo'lgani uchun unga o'zini xor tutsa, bas dinining 3dan 1 ketdi. Kim boy odamning oldida o'tirib, uni boy bo'lgani uchun unga o'zini xor qilsa, bas uning dinini 3dan 1 ketdi. Boy yomon demayapmiz, ha? Boy musulmon boy ham bor, musulmon emas boy ham bor. Faqat uni puldorlik uchun haligini oldi o'zi hokisor tutayotgan bo'lsangiz, boylik uchunlar, dini uchun, taqvosi, ilmi uchun emas, ummatga keltirayotgan foydasi uchun emas, puli borligi uchun o'zingizni oldi hokisor tutyapsizmi?
Dininizin üçten bereketli birader. İstiğfar edin. Aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.